Şimdi Müjdat Bey, Nova Grup olarak bu alanda faaliyet alanlarımızı izleyenlerimizden en çok gelen, merak edilen soruları cevaplamak isteriz. Nova Golden Franchise nedir? Nova Golden Franchise, Amerika ekonomisini bu kadar büyüten şey franchise sektörüdür. Franchise sektörünün en önemli özelliği regüle edilmiştir, denetimlidir, ihtisas mahkemeleri vardır. Ve bütün hayat bu franchise sistemi içinde yürür. Şu anda farkındaysanız dünyanın en zengin adamı dün itibariyle Louis Vuitton ve Christian Dior'un sahibi oldu. Bunu ayakta tutan tek şey, dünyanın zirvesine getiren şey franchise sektörüdür. Ve açmış olduğu mağazalar ve bu alandaki yenilikçi yapılanmalarıdır. Bugün franchise sektörü McDonald's'ından tutun Starbucks'ına, Starbucks'ından tutun Burger King'ine, Dunkin Donuts'ına, Subway'e kadar Amerika'da ekonominin önemli bir yerini almıştır. Ve insanların bu alanda yabancılar Amerika'ya geldiğinde bu yolla oturum izni almışlar E2 veyahut da diğer rakamları tamamlayarak bazı 900 bin veya 1 milyon 800 bin vatandaşlık almışlardır. Bu ekosistem çok mükemmel yürür. Bizim şu andaki Avrupa'daki, Uzak Doğu'daki ve Orta Doğu'daki müşterilerimiz Amerika'dan franchise alarak oturum almaktadırlar. Ve daha küçüğü yapıp E2 vizesi almaktalar. Hatta bazı ülkelerde yasak olduğu için Türkiye gibi ülkelerden, ucuz ülkelerden vatandaşlık alarak sonra orada oturum izni almaktadırlar. Türkiye'de çok büyük bir potansiyeli var franchise sektörünün. Ancak bu franchise sektörünün regülasyonu yok, yasası yok, denetimi yok, ihtisas mahkemesi yok. Kesinlikle franchise açmak isteyen şirketler için hiçbir denetim olmadığı gibi iflas edenler, franchise alanlar çok mağdur olmakta, iflas edenlere hiçbir yaptırım yapılmadığı gibi yapanın yanında kalmaktadır. Biz Türkiye olarak şu anda sadece gayrimenkul satarak oturum ve vatandaşlıkta 2013 senesinde oturum izni çıktı. 2017 senesinde gayrimenkul satarak vatandaşlık çıktı. Bu dönemde 63 milyar dolarlık Türkiye'ye bir para girdi ki bu para çok büyük bir paradır. Bunun ekosisteminde düşünürsek işsizliğe katkısı, ülkeye yararları muazzamdır. Ama halk desteği yanına alınmadığı için halk bir yerde buna vatan satılıyor gibi baktığı için tam anlamıyla bir moral takviyesi yapılamamaktadır. Ama franchise sektörü şu anda Türkiye'de hele bu Covid-19'un getirdiği ilerlememesine sebep olacak bir ortam var. Bunu ilerletmek için yabancılara franchise satarak ki bunun adına biz Golden Franchise diyoruz. Nova bunu yaptığı için Nova Golden Franchise olarak insanlara franchise satarak oturum izni almalarını sağlamaya Golden Franchise paketi diyoruz. Peki hangi sektörlerde hizmet verebiliyoruz? Bu hemen hemen her sektörlerde, gıdadan tutun tekstile kadar, kahve zincirlerine kadar aklınıza gelebilecek şu anda franchise olan her şeyde bunu uygulamak mümkün. Peki son dönemlerde özellikle en çok tercih edilen ülkeler hangisi? Şimdi franchise alanlara bakarsanız en çok franchise isteyen ülkeler İranlılar, Iraklılar, Afganlar, hatta Almanlar bile istiyor, İngilizler bile istiyor. Bu Türkiye isteyen grup bu. Yurt dışında ise bunu hepsi 4 saat yakın mesafede olanlar alır. Amerika'da bunu alanlar, işte Brezilyalılar, Venezuelalılar, Kolombiyalılar, Kanadalılar alır. Avrupa'da ise bunu alanlar yakın ülkelerdeki, yani Avrupa Birliği oturum izni ve vatandaşlığı olmayan Makedonlar, işte Sırplar, Montenegrolular alır. Avrupa'da da İranlıları bu dükkanların hep arkasında görmeniz mümkün. İranlılar, Iraklılar, Türkler daha çok alır. Türkler, hele Türkler büyük potansiyel. Çünkü bir de Türk markaları var. Bizim Türk markalarımız nedense kalitemiz bozulur diye franchise vermemekteler.
franchise bir düzendir, bir matematiktir, bir yönetimdir, bir yapay zekadır, bir finansman modelidir. Bu Türkiye işvereni ben nasıl franchise vermeliyim diye kendini geliştirirse, bu alanda Türk markaları ileride çok daha büyür, çok daha avantajlı hale gelir. Türkiye'de şöyle bir şey var, %15 franchise vermeyi düşünüyor, %85 benim markama zarar gelir. Niye gelsin ya? Yani senin franchise dediğin yönetilebilir bir sistemdir. Sen bu sistemi kurursan markana hiçbir şey gelmez. Hatta sisteme uymayanı da hemen sistemden atabilirsin. Evet. Peki minimum yatırım oranları ne kadar? Her alınan işletmeye göre değişir. 100 bin eurodan 1 milyon euroya kadar gider Avrupa'da. Amerika'da da aynı şekilde. Çünkü 100 bin rakamı devletin vermiş olduğu minimum rakamdır. Amerika'da da aynı şey. 100 bin eurodan başlar. Çünkü minimum 100 bin yaparak E2 alabilirsiniz. Avrupa, Amerika'da da 100 binden başlar. 1,5 milyon dolara kadar gider. Türkiye'de de aynı şey. Türkiye'de de bu olay 50 bin dolardan başlayıp 500 bin dolara kadar gider. Çünkü Türkiye kimse böyle bir parayı ayırmaz. Daha büyük yatırımlarda 250 bin dolar vatandaşlığın alındığı yerde. Burada Golden Franchise'ler vatandaşlığa yönelik olur. 250 bin dolar. Çünkü Türkiye'deki yasa aklınızda olsun. Gayrimenkul yatırımında 250 bin, franchise yatırımında 500 bin ve çok Las fıkrası gibi, yani Nasrettin Hoca fikrası gibi 50 tane işçi çalıştırma mecburiyeti koyar. Zaten böyle bir yatırım yapıp 50 tane işçi çalıştırırsan birinci sene sonunda batarsın. Türkiye yasaları daha henüz buraya yönelik bilimsel dinleyen insanlar yok. Bir de iddialar çok. Bir yılda bir başbakan yardımcısı iddia etti. 40 milyar dolar getiririz 2017'de dedi. 2 milyon dolar yatırım yapacak adamlar var dedi. Bir tane gelmedi. Ondan sonra yerinden oldu. Yani bir de böyle matematiğini bilmeyen, teknokrat kafalı, ben yaptım buldu zanneden tiplemeler var. Bunlar ayakları yere basmak için. Sonradan bu 250 bine düştü gayrimenkul 1 milyondan. Franchise 500 bine düştü ama bu da işlemez. Bunda da rakamları aynen vatandaşlık gibi 250 bin yapmalı. 50 kişi yerine 2 kişiyle bile olmalı. 10 kişiyle 500 bine çıkınca vatandaşlık almalı. Bu işi bilenler dünyayı hiç okumuyor. Konuya da hakim değil. Ama ipin ucu elinde olduğu için yazıyor kağıdı. Uygulamada da olmuyor.